Ne kadar böyle yani işkembe, lahmacun, yani izliyorsunuz, ediyorsunuz yani bir de ortalığı göndermiyorsunuz, bir de ortalığı karıştırıyorsunuz yani. Tırnak içerisinde efendim. Bir de yani kadim dostum Fulya'yla aramı bozmaya çalışıyorsunuz modacım olarak da. Menajerim. Yapmayın efendim. Yapmayın dedikçe yapıyorsunuz. Şengül'le aramı bozmaya çalışıyorsunuz. Bilmem ne. Feride sen Şengül'ü sevmiyordun. Kız neden oradan haber getirdin bana buraya? Ben Şengül'ü seviyorum diye. Onlarla birlikteydim. Biz bir şey dedik mi? Seferoğlu veya Sefer diye bir Kemal Sunal'ın filmi vardı. Sefer oğulları bilmem ne şey ha yani bu şeye kadının çocuğu var arkadaşım durumu olar olur şey yapar kimse kimseye bir de oradan şey yapıyorsunuz yani benim epilepsi rahatsızlığımı resmini çekiyorsunuz. Onu da aldım götürdüm. Ya bu ne oluyor? Ne oluyor bu? Hastalığı mı? Aa. Yani ağzından şey geliyor. Salya geliyor, köpük geliyor. Ben isim veririm. Ben Ankara'dayım. Her türlü satılmış hoş geldin. Engelini kaldırmıyorum. Satılmış. Görüyorsun nişanlının başına neler geldiğini. Heh. Normal numaradan ara beni. Şengül çaydanlığı vermek istemiyorsan niye diyorsun Sibel abla? Benim çaydanlıkla alakam yok ki. Şengül Fulya'ya demiş göndereceğim diye. Benim bundan ha vakti yoktur. Vakti olmamıştır. Bana demedi canım. Lafı nereden anlıyorsun sen? Şengül bana mı çaydanlık gönderiyor? Hayır. Fülye'ye dedi. Belki vakti olmamıştır. Ben de öyle. Zamanında biliyorsunuz değil mi? Biricik vardı. Biricik Sultan. Ha, ona telefon gönderecektim. E ne yapayım? Kalkamadım. Saat 5 oldu. 4:30. Hazırlanayım edeyim diyerekten postane PTT'ler şey 5'te kapanıyor efendim. Şengül demliği çaydanlığı Fulya'ya vermek istemiyor. Kendi aralarında canım. Bana ne?
Ben gönder de diyemem. Gönderme de diyemem. Beni ilgilendirmez. O anlık belki bir şeyine gelmiştir. Şengül'ün karşı taraf olarak da. Öyle demiş olabilir yani. Hay kızmıyorum. Niye kızayım hayatım? Araya ben mi girdim? Çaydanlık olayında ben mi girdim? Şengül'le Fulya Hanım konuştular. Alenen. Göndermiş olabilir. Gönder. Ha. Olabilir. Peki Şengül Hanım'la gelip de mi konuştular bunu? Ben ne biliyorum? Ben de biliyorum efendim. Şöyle biliyorum. Yüzde gelmediklerini biliyorum. Ama yani o zaman tamam teklif geldiğinde buradan pay biçin. Şey, Adrian bana televizyonu getirdiğinde teklif buradayken ben odaya koymadım televizyonu. Anısı var, hatırası var. Kucaklayarak getirdi çünkü. Yani hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Bir anlık sinirli olabiliriz tabii ki. O ayrı konu. Ama şimdi söz verildiyse de müsaadenizle efendim. Eğer söz verildiyse de o zaman söz yerinde tutulmalı. Ha o beyefendi gönderdiği çaydanlık değil, başka bir çaydanlık alır Şengül Hanım, Fulya Hanım'a takdim eder. Onu da biliyorum. Aa, şimdi beni şeyle ayıracaklar ha. Şengül'le. Ayırın, ayırın. Çünkü ben gerçekleri konuşuyorum. Belki başka bir çaydanlık alıp gönderecek kadına, Fulya'ya benzeri olarak da nispet olsun diyerekten. Çünkü dargınlık var arada. Yapmayın arkadaşlar ya. Ne kadar böyle ortalığı kızıştırmaya, insanları birbirine düşürmeye meyillisiniz ya. Yapmayın ya. Gerçekten. Haksız mıyım efendim? Şöyle yaklaştırayım ki şey ha. Belki aynı bir çaydanlık alacak kadına söz vermiştir. Gönderecek. Yani ben niye vermedim 37 ekran televizyonu teknişin odasına? Çünkü Adriana bana hatıra kucağında taşıdı getirdi. Kaç tane televizyonu bozdu. Ne dedim ben? Tek dişe alırım ben sana. 37 ekran. Ama bu televizyonu vermem sana dedim. Bozuyorsun dedim. Belki Şengül Hanım da aynı benzerlik olarak da Fulya Hanım'a alacaktı. Ama onu vermez. Onu vermez efendim.
Bakın ben burada para kazanmıyorum. Sadece haksızlığa gelemiyorum. Onun arkasından böyle konuşuyor. Onun arkasından böyle konuşuyor. Entrika bilmem ne şudur budur. Benim para kazanacağım platformu biliyorsunuz. Yapmayın yani siz de insanları gaza getirmeyin. Gaz LPG'li araçlarda olur. Şengül Hanım geldi alalım efendim. Türkiye Reklam Ajansı. Teşekkür ediyorum canım. Benim ajansa bağlıyım zaten. Gerek yok. Şengül Hanım'ı alamıyorum efendim. Bir şey yazarsa bir de öyle deneyeceğim. Yoksa herkes bana böyle titrek diyorlar. Çünkü şarj yine makyaj yok. Ya olsun olmasın önemli değil. Makyaj söz konusu değil. Ama yapılan şeyler efendim gerçekten katılamıyor diyor. Tekrar şuradan deneyeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, makyaj var veya yok dediğiniz için beni güzel görüyorsunuz demek ki. Teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Ufuk Yıldız, hoş geldin. Şengül bir şey yazar mısın alttan? Olmadı yar, olmadı yar, istediğin olmadı yar. Hülya Hanım'a da atın efendim. Ben de buradan atayım. Bakalım efendim. Bir arada Şengül'ün yayında videosunda öyle oldu. Katılamadım. Şengül Hanım bence çıkıp tekrar girerse o zaman olur. Evet Fulya'cığım, ne bu? Nedir yani bu? Yok demlik, yok çaydanlık. Her şey bitti. Çaydanlık, demlik. Bugün de ben resmi işlerim vardı dün. Her şeyi paylaştım alane. Gittim mücadele ettim. Her şeyi çıkarttım ortaya. Ve paylaştım. Şimdi geldim. Demlik, çaydanlık. Olabilir. Hediye. Olabilir.
Ama belki Şengül Hanım şeyi Fulya Hanım'a başka aynı benzer çaydanlık alıp gönderecek. Nereden bilmiyoruz? Bilip bilmeden konuşmayın ya. Bunlar çok şey ya, bir hediye bence gönderilmez. Zaten Şengül de bunun farkında. Aynısını alıp gönderecekti veya benzerini Fülya'ya. Fülya'nın durumunu olup olmadığını nereden biliyorsunuz siz? Çocuğuna iftira attınız, aç bıraktınız, bilmem ne yaptınız. İftiralar attınız. Çocuk esirgeme kurumuna şikayet edeceğiz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dediniz. Organize olarak, çete olaraktan kalktınız. Canlı yayından. Yok o Şükran Kırışık Muşamba nitelendirdiğim Ayşe Altun şey yok pardon çok özür diliyorum efendim. Neydi bunun adı bu kadının? Şükran işte. He. Kalktınız onu da konuşturdunuz. Yetmedi. Bursa'da olan Ankara'dan tanıdığım bir tane mahlukat neydi? İsmini dahi vermek istemiyorum çünkü ağzından çıkan gerçekten bir isim birim vermek oluyor. Mide ameliyatı geçiren Bursa'da ta Ankara'dan sözde beni sev ulan sen beni sevsen ne olacak sevmesen ne olacak? Burada Şengül'de de yavşaklık var. Şengül'e ben dedim Ubuncu, o Roy beni kaç defa aradı şeyin hesabını, engelini kaldır diye. Boncuğun. Boncuk ne? Boncuk köpeklere takılır. Demek ki sen bulldog köpeğinden, bulldog köpeği senden daha üstün. Boncuk. Mide ameliyatında ben sana Facebook zamanında söyledim. Kolye attım sana. Git şuraya. Melisa'nın da bokunu yeme. Nil'den dolayı kalan miraslardan dolayı. Demek ki şuraya onun yanındaydı. Şuray cezaevindeyken ne? Melisa Nil'in yanındaydı. Fatoş'un. Yok burada tavuk döneri, yok mandalina, bilmem ne, şudur budur diyerekten. Ulan ben işimi çok iyi biliyorum, şöyle biliyorum. Sadece ben burada yayın yapmıyorum. YouTube kanalında yapıyorum, diğer sosyal medya mecralarında, platformlarında yapıyorum. Ama haksızlığa gelemiyorum. Toplarım toplarım beyin olaraktan birden de siz sevgili hayranlarıma, sevgili izleyicilerime kanıtlı belgeli olaraktan da aksederim. Siz yazdınız çizdiniz o günü. Ne oldu?
Efendim, Şengül hanımefendi var. Köpek besliyor. Gönüllü olaraktan. Yemiyor, yediriyor. Ona hitaben köpeklerini elinden aldırmak için gerek Tarım Orman Bakanlığı, gerek siz adaleti yanıltıyorsunuz. Bir de Sibel Baysal var. Huzurlarınızda, karşınızda. Bana vasilik davası açıyorlar. Ben bunu çıkarttım ortaya. Hakim mi? Hakime ben hakaret etmişim. Hakimi de Anayasa Mahkemesi değerlendiriyor. Paylaşımlarımı yaptım. Eğer ben bu ayranı içiyorsam beynim zehir gibi çalışıyor. Ne de olsa 12 sene bir yıl cezaevinde yattım. Adalet Bakanı dönemin Bekir Bozdağ zamanında şu anki Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Beyefendi'ye de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet efendim, fazla uzatmayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yıl dönümüydü. 70 yaşına girdi. Allah seval vermesin. Parti ayrımcılığı yapan kişiler. Bakınız efendim, oradan yazıyorsunuz benim o hesabımdan. Aa, Sibel Baysal, Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP'li olduğunu bilmezdik. Takipten çıkardık ve tehditler yağdırıyorlar bana. Evet, ben de diyorum ki ne? Buradan onlara aldırış etmiyorum. Onlar Sikim'den aşağı Kasımpaşa. Zaten Kasımpaşa'dan gelmiş olan, külliyede olan Sayın Cumhurbaşkanım Babişkom Tayyip Erdoğan. CHP olayına gelelim. CHP'de de Ankara'dayım. Ankara'da Mansur Yavaş, belediye başkanı, çoğu yoksul ailelere yardım ettiğinden dolayı, yani bu CHP'li, siz de istediğiniz partiyi tutabilirsiniz. İstediğiniz partiden yani tutabilirsiniz. Ben burada propaganda yapmıyorum. Kimseye gelin ben AK Partiliyim, o parti, bu partiyi kırılamıyorum. Ama ben AK Partiliyim. CHP olaraktan da sadece Ankara'da Mansur Yavaş Babişkom, o da CHP'li belediye başkanı. Ondan dolayı başıma bunlar geliyor. Hadi bakalım. Öpüyorum. Sevgi ve saygılarımla efendim. Tekrar şunu söylemek istiyorum efendim. Sevgili yönetimimiz olan Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü kutlu olsun Babişkom. Bugün 70 yaşına girdin. Saygı ve sevgilerimle. Allah uzun ömür versin, nasip etsin Tayyip Erdoğan'a. Sevgi ve saygılarımla efendim.